Merhaba arkadaşlar. Elektron dizilimleriyle ilgili uygulamalar yapacağız bu videomuzda ve 6. videodayız. Dolayısıyla ne tür örnekler görebilirsiniz, nasıl çözüyoruz bunları, uygulamalar yapmayı öğreneceksiniz diyelim. Örneklere geçmeden önce, şimdi biz şu ana kadar orbital türü dedik, orbitalde 2 elektron bulunur dedik, elektron dizilimini yaptık. Burada bu orbitallere orbitaller atomun çekirdeğinin dışında bu elektronlar nasıl bulunuyor, bu dizilimde neyi gösteriyor? Şimdi bir video ile onu göstermek istiyorum size. Çinko'nun elektron diziliminde orbitaller elektronların yerleşimi olsun. Şimdi Çinko'nun elektron dizilimi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 ve 3d10'dur. Hatta s'lerde 1, p'lerde 3 tane orbital bulunur. Bunların orbital şemalarını da göstermiştik zaten. İlk elektronu biz en düşük enerjili orbitale yerleştiriyoruz falan falan. Şimdi bakın videoda bu orbitallerin gösterimi nasıl? Şu gördüğünüz 1s orbitali arkadaşlar. İlk elektronumuz, ilk iki elektronumuz buraya yerleşti. Sonra 2s geldi. Bakın yine küresel ama 1s'den daha büyük. Çünkü enerji seviyesi daha fazla. Sonra 2p'de px PY ve PZ ile de gösterebileceğimiz 3 tane orbital bir araya gelecek ve 2P P orbitalini oluşturacak. Bakınız PY geliyor şimdi. Bunda 2 elektron var. PZ geldi. Bunda da 2 elektron var. Yani önce şuna yerleşti. Sonra şuna. Sonra şu gruba yerleşti. Şimdi 3S gelecek. Bakın yine küresel ama 1S ve 2S'den daha büyük. Çekirdeğin dışına yerleşti. 2 elektron barındırıyor. 3P yine px, py ve pz olmak üzere 3 düzlemde 2, 4, 6 elektronu barındıracak şekilde geliyor. Bu py. pz'yi görüyorsunuz. Bundan sonra bir 4s da, bir s orbitali daha gelecek ama diğerlerinden çok daha büyük bir s orbitali gelecek bakın. 2 elektron da burada bulunabiliyor. D'de, d de 5 farklı yönelim olan orbitallerimiz gelecek. Zaten D'nin şeklini bilmenize gerek yok. Sadece 5 orbitali olduğunu biliniz. 1, 2, iki, 2'şer elektron taşıyor bunlar. Üçüncüsü geldi bakın. Bunda 2 elektron var. Merkezi çekirdek olacak şekilde bu orbitaller bulunuyor ve elektronlar bu orbitallerde bulunuyor. Dördüncüsü de geldi. ve beşincisi geldi. Yani bizim bu yaptığımız sıralamaya göre elektronların aslında çekirdek dışındaki yerleşimleri şu şekildedir arkadaşlar. Bakınız bu bölgeler elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelerdir. Ve bu bölgeler bizim elektron diziliminde de gösterdiğimiz bölgeler diyebiliriz. Bunu kapatayım ben. Şimdi örneklerimize geçebiliriz. İlk örneğimizle başlayalım. Temel hal elektron dizilimi 4p3 orbitali ile sonlanan X atomunun nötron sayısı 42 imiş. Buna göre atom numarası nedir? Küresel simetrisi var mı? Kütle numarası nedir? Bir kere bu X'in elektron dizilimi 4p3 ile bitiyor. Önce biz bir elektron dizilimini yapalım. Nötraldeki elektron sayısını bulalım. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 bundan sonra 4p 3 geliyor. Demek ki temel hal elektron dizilimi bu şekildeymiş. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 33 elektron olduğunu buluruz. Demek ki nötralde elektron sayısı 33'müş. Bu aynı zamanda proton sayısıdır nötralde olduğu için. Yani atom numarasıdır. Biliyorsunuz atom numarası proton sayısı demek. Bir doğru. Küresel simetri gösterip göstermediğini anlamak için en sondaki orbitaline baktım. Burada bulunan tüm orbitaller yarı dolu olduğuna göre P3 de sonlandığına göre evet küresel simetri özelliği gösterir. Kütle numarası biliyorsunuz kütle numarası proton ve nötron sayılarının toplamı. Proton sayısı yani atom numarası 33'tü. Nötron sayısı 42 olarak verilmiş. Topladığımızda evet kütle numarasında 75 buluruz. Dolayısıyla burada 3 yargımızın da doğru olduğunu belirleriz arkadaşlar. İkinci örneğimiz. X15 atomunun temel hal elektron dizilimi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir kere X15'in bir temel hal elektron dizilimini yapacak olursak 1s2, 2s2, 2p6, 10etti, 3s2, p 3tür Toplayalım 10, 12, 15. Evet. 3p3 orbitali ile sonlanır. Evet doğrudur. Şimdi tam dolu orbital sayılarına bakacaksak bu altına çizdiğimiz orbital sayılarına göre bakacağız. Hop tek tek yerleştireceğim. Hatırlarsanız önce aynı spinli olacak. Şöyle buraya da 3 tane elektronu aynı spinli tek tek yerleştirdim. Kaç tane tam dolu orbital içerir derse 1 2 3 4 5 6 tam dolu orbitali vardır. Bu yalan Üç yarı dolu orbitali vardır. Bu doğru. Demek ki 1 ve 3 bu soruda doğru yargılarımızmış arkadaşlar. Üçüncü örneğimiz. Temel hal elektron diziliminde 10 tam dolu 2 yarı dolu orbitali bulunan X atomunun kütle numarası verilmiş. Bu atomla ilgili yargılarından hangilerinin doğru olduğuna bakacağız. Şimdi öncelikle tam dolu ve yarı dolu orbital sayılarından bizim bu atom bu e, X'in atom numarasını bir bulmamız lazım. Şöyle biraz yazayım da nerede kestireceğimi bilemedim şimdi. şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bunlar tam dolu olacakmış arkadaşlar. 10 tane tam dolu olduğuna göre bunlara şu elektronları yerleştirebilirim. Daha şöyle de yapayım. Ay çirkin oldu sığmadı ama olsun. Hop. Şimdi iki tane de yarı dolu orbital var. Demek ki bu D'de bulunan 5 orbitalde herhangi ikisinde iki tane elektron bulunuyor. Demek ki burası da D2 olacakmış. Yani ne oldu topladığınızda? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 22 atom numarası 22 olur. Bir doğrudur. Şimdi kütle numarası 48 verilmiş ki bu proton ve nötron sayılarının toplamı biz proton sayısını 22 bulduğumuza göre 48'den 22'yi çıkartırsanız nötron sayısı 26'dır. Evet 2 de doğru. Bilmem ne atomuyla izotondur. Şimdi izoton taneciklerde proton sayısı farklı, nötron sayısı Aynı olmalıydı. Peki bunun nötron sayısını bulursanız kaçtır bunun nötronu arkadaşlar? 56'dan 26'yı çıkarın 30. Ama bizim atomumuzun nötron sayısı 26 idi. Dolayısıyla bu ikisi birbirinin izotonu değildir. Ee, yanlış olur. Sorumuzun doğru yanıtı da dolayısıyla 1 ve 2'dir sevgili arkadaşlar. Dördüncü örneğimiz. Temel hal elektron diziliminde 8 tam dolu orbitali bulunan X'in proton sayısı kaçtır diyor. Ben şunu görür gibiyim 8'de her orbitalde 2 elektron bulunabileceği için 2'yi çarpıp 16 elektron nu vardır proton da 16'dır diyenleriniz bulunacaktır içinizde. Ama şöyle bir kontrol edelim biz. Şimdi 1s, 2s, 2p, 3s, 3p dedim. 4s'i yazmayayım. 1, tam dolu. 2 tam dolu. Hop. 3 4 ya 3 4 5 tam dolu. 6 tam dolu. 7 tam dolu ve 8 tam dolu. Şimdi 8 tane tam dolu orbital şuraya denk geliyor. Ama bakınız 2 2 6 2. Şimdi şuraya bakarsanız bu ikisi tam dolu iken bunun boş olma şansı var mı? Hayır yok elektronlar tek tek yerleşeceği için. E tam dolu da olmadığına göre demek ki bunun yarı dolu olması gerekir. O zaman bunun elektron diziliminin P5 ile bitmesi gerekir. Bu orbital boşken diğer ikisi tam dolu olamaz çünkü. Dolayısıyla sayarsanız sevgili arkadaşlar 2, 10, 12, 17 imiş proton sayısı. Yani şu yaptığımız hesap her zaman doğru olmayacaktır. Dolayısıyla böyle bir soruda Orbitallere elektronları bir dağıtınız. Şurada olduğu gibi yarı dolu orbital durumuyla da karşılaşabilirsiniz. Sorumuzun doğru yanıtı 17 olmalı. Evet bu videomuzda son örneğimiz. Ee, X-24 atomunun temel elektron diziliminde en yüksek enerji seviyesinde bulunan elektronun 4 kuantum sayısını yazınız diyor. Şimdi önce biz X-24'ün elektron dizilimini yazalım ki unutmayınız. Atom numarası 24 ve 29 olanların özel durumu vardı. Dolayısıyla X24'ü 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 ve 3d5 olarak yazacağım. Bu temel hal elektron dizilimi. Şimdi burada arkadaşlar en yüksek enerjili orbital bu. Ama bize yüksek enerjili orbitalimiz en dıştaki orbitalimiz. Bize en yüksek enerji seviyesinde bulunan orbital elektronu diyor. Yani en en büyük olanı soruyor. Yani aslında soru en yüksek enerji seviyesi dediği için en değeri 4 olan şu orbitaldeki elektronun 4 kuantum sayısını yazınız diyor. Yüksek enerji seviyesinde bulunan elektron dediği için. Şimdi 4s1 burada bir tane elektronum var. Dolayısıyla n4ls0 0 ML'si 0 yukarı doğru yaptığım için spin kuantum sayısı da artı 1 bölü 2 derim. Buna tersine koyup eksi 1 bölü 2 de diyebilirsiniz tabii ki aynı yöne yerleştirmek şart ama artı 1 bölü 2 ile yerleştirmek durumunda değilsiniz. Ancak yukarı çizdiklerimiz Artı 1 bölü 2'yi tanımlar arkadaşlar. Ben yukarı çizdiğim için 4 kuantum sayısı bu şekilde olacak. Şimdi x 21'e geldiğimizde e, y 21'e geldiğimizde 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2, 3d 1 temel elektron dizilimi. Şimdi bize diyor ki en yüksek enerjili orbital yani bu sefer şunu tanımlıyor. Bakın ikisi arasındaki fark. En yüksek enerji seviyesi dediğinde n değerine baktım ve buna göre yazdım. En yüksek enerjili orbitalimiz ise 3d orbitalidir. Şimdi burada bulunan hatta şöyle yapayım ben bunun ml değerleri eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 idi. Hadi elektronu şöyle yerleştirmiş olayım. Buna göre 4 kuantum sayısını yazacağım. Bu elektronun 4 kuantum sayısı n değeri 3, l değeri 2, ml değeri 0'a koyduğum için 0 diyorum. Siz istediğiniz herhangi başka bir tanesine koymuş yani bu değer eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 olabilir. Ben kendiminkini gösteriyorum. Spin kuantum sayısı da yukarı doğru çizmiş olduğum için artı 1 bölü 2 diyorum. Tersine koyup eksi 1 bölü 2 de diyebilirdiniz. Benim çizdiğim şu duruma göre spin kuantum sayıları, özür dilerim. Kuantum sayıları, 4 kuantum sayısı şunlardır arkadaşlar. Evet bu videomuzda elektron dizilimi ile ilgili örnekler yaptık. Sonraki videomuzda iyonlarda elektron diziliminden bahsedeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.